Filmde e, ya yani Bursa'da böyle bir şey var. muhtemelen ki yani kuşlarla ilgili çok önemli şey var Abi kuşbazım. Ben kuşbazım. kuşbaz mı denir ona? Evet benim komşum bizi beni şikayet etmişti Bursa'dayken yani. Hmm, o da çocukluktan bir gerçek belki. Tabii şey? ben yani ben obsesif derecede eski bir kanaryacıyım. O da olsun, yok de olsun, yok Malta da olsun, roller de olsun, bilmem ne de olsun falan. Ben o şeye ne demek, demek bu kuşların yani bu türleri. Ha kanarya sadece sarı bir kanarya değildir hani o, o Malta kanaryası. Ee, onun türleri var. Norwich var. Mesela filmdeki bir parizyen kanaryası Zeki Paşa. Diğeri <laughs> Zeki Paşa. <laughs> diğeri şey, e, Alman derler. Glossberg. Yani onlar ben bayağı böyle pul koleksiyonu gibi hayvan besledim yani yıllarca. Özür Şu ederim. anda da evde bir tane kuşum var yani 8-9 yıldır aynı kuşa bakıyorum. Söylediğin bütün çok güzel kuş. Bak. Ben sana söyleyeyim mi? En güzeli var evde. <laughs> bir tane var. Of. Gelişleri mi göreceksin? Çivi çak, çivi çak, çivi çak, çivi çak, çivi çak. Ya bir başlıyor sabah. Oğlum ötme. Pırr. Oğlum yapma kafam gibi. <laughs> aklıma ben... Ya bak bir hatıra geldi aklıma. Anlatayım mı bilmiyorum. Lütfen, lütfen. Kuşçuluğumu kanıtlayacak bir hatıra. Gerçi bir kere televizyonda anlatmıştım da sana mı anlattım bilmiyorum. Bu Perşembe Pazarı'nın orada ötücü kuşlar şeyi kurulurdu, çarşısı kurulurdu pazar günleri. Kafesini alan orada yasak kuşlar da var. Sakalar, floryalar. Hiç tasvip etmiyorum. Bu arada doğa kuşlarına evde bakmayın. Ben de Avrupa yakasında oynuyorum. Sokakta yürüyemez haldeyim. Volkan, volkan falan. Ben o pazara giderdim. Böyle saka almak için. İsketi. Sonra yemin ettim 2007'de. O zamandan beri doğa kuşu bakmıyorum. Neyse. Tam böyle ben şey yaparken bir insanlar koşturmaya başladı falan. Ne oluyor? Baktım. ATV kameralarını gördüm. Orman Bakanlığı, zabıta şeyi kameralarla falan pazarı basıyorlar. Hmm. Çünkü orman maka şey orman müdürlüğü basıyor mesela o şey alıyor kafesleri açıyor azat ediyor kuşları yasak bir şey ya ben de <laughs> ATV'de Avrupa yakasında oynuyorum yani elimde kese kağıdında civciv gibi kuşlar sağa gidiyorum sola gidiyorum boğa gibiyim yani o zaman 140 kilo falanım hani beni hemen görecekler aganın biri yapıştı koluma ada abi gel benimle dedi falan bir gittik bir tane büyük bir jip jipin kapısı açıldı böyle yaptı arabaya bin dedi adam bir baktım ufacıkta bir adam meşhur jockey Süleyman aktı. Aa, bin arabaya çabuk falan. Hmm, film gibi biz kalktık oradan. Böyle yaptı. Bir daha seni orada görmeyeceğim. Kuş ihtiyacını ben karşılarım dedi. Vay <laughs> ya. <laughs> <laughs> film gibi. Vay. Yani sonra gittik şey, hipodromun orada bir kuşhanesine gittik. Bak, burası çok acayip. Bir girdim içeri bin tane kuş var, bin tane Florya var, bin tane Saka var. Dedim Süleyman abi niye bu kadar var, niye bu kadar istediğini seç diyor bana. Biz bunları dedi tek tek dinliyoruz dedi. Dedim neden tek tek dinliyorsunuz? Bak işte o laf belki bu filme de girmiş olabilir. Biz dedi Zeki Müren'i arıyoruz dedi. Yani onların da çok orijinalleri var. Yani yetenek bitmiyor hayvanda. Hani bir at bulursun dersin ki 10 yıl boyunca şampiyon oldu öyle bir kan. Kuşta da öyle kanlar var. Bu e, filmdeki kuş hikayeleri gerçek yani. Ben sana bir başka kuş hikayesi şimdi hatırlatacağım. Buyur. O cadıda rengön dükkanında oturuyoruz. Uh -huh. Bir zabıta geldi. Eski zabıta. <laughs> Hatırladın mı? Evet Necmi abi. <laughs> Necmi, sevgili seyirciler. Necmi abi <laughs> bir tane muhabbet kuşu hediye ettim ben. <laughs> Necmi abi burada anlatılır mı ya bu hikaye? Anlat anlat. İstediğin gibi şey anlat. Sonunu da istediğin gibi Necmi alıyoruz. abi de biraz böyle içki de kendisi de sever. Baktım böyle çakır biz de candaşla oturuyoruz. Ya dedi baktım ben ya falan filan. Ne oldu Necmi abi? De. Ya dedi bu dedi kuş dedi deli ya dedi. Salıyorum ben bunu evde dedi. Köpek var dedi. Ganiş var bir tane benim dedi. Biliyorsun dedi. Onun dedi tam ensesine konuyor dedi. Saçlarını yoluyor hayvanın dedi. Abi dedim yap böyle şeyler dedim. Ganiş var yani köpek bu? Bir anda dedim kapar kuş dedim. O da dedi ağzıyla içsin dedi. Yarım şişesini o içiyor benim rakını dedi. <laughs> ya kuşu alıştırmış böyle bir şey oluyor dedim. Kuş hapşırıyormuş sürekli. <laughs> falan. Ve kafayı bulunca da köpeğin saçlarını yoluyormuş. Yani çok absürt bir hikaye. Şimdi bunu yazsan derler ki yani bu filmde ne kadar absürt, saçma sapan bir şey e, uydurmuş derler. Bunu bize anlattı. tabii biraz ben egzajere ediyor. Onu biraz ya. biraz meddallık yapıyor. Ama içmesin. Ha, dedi, i̇çmesin ya. o zaman ya dedi. Ağzınla içsin o kuşta o zaman dedi. <laughs> o kuş arada başka bir şey var da yayında söyleme. <laughs> Yok onu söylemeyiz. <laughs>